Cengizhan ehliyeti yok diye çığıran öğretmen demiş. Ya bir tane şey vardı ya. Bir tane kadın vardı da gene böyle bağırıp çağırıyordu. Ama temas yok değildi, başkaydı. Onu da otobüse kitlemişlerdi. <laughs> ben İsviçre'den geldim. Böyle şey gör, böyle rezalet görmedim. İsviçre'de yaşıyorum. Herkes işte İsviçre'de yaşıyoruz o yüzden. İsviçreli kadınların ne yaptığını biliyor musunuz arkadaşlar? İsviçre'deki kadınlar abi kendi devletlerine dava açmışlar. Neden biliyor musunuz? Çevreyi korumuyor diye. Neredeydi o? Karbon salınım mıydı? Karbon ayak izi mi? Abi bir taraftan bakıyorsun. Gü gülün, gülün arkadaş. Çünkü bir taraftan bakıyorsun. Gülsem mi diyorsun? Lan diyorsun ama çok da duyarlı insanlar. Acaba ben mi çok barzoyum? Yok yok gülebilirsiniz arkadaş. Gülün, gülün. Gülün ya gülün. Ben Amerikan lisesindeydim ya. Lisedeki Amerikan lisesindeydim. Ama ondan önce devlet okulundaydım. Devlet okulunda bizi tokatlarlardı. <laughs> Devlet okulunda bizi tokatlarlardı. Ondan sonra Amerikan Lisesi'ne geçtim. İnsanlar şey falan demeye başladı. İşte öğretmen bize ters konuştu. Gururum incindi. Bir taraftan içim için gülüyorum ben. Bana diyorlar ondan sonra Efe ne kadar duyarsızsın. Abi sen ne diyorsun? Bizi tokatlıyorlardı diyorum sana. Tokatlıyorlardı, cetvelliyorlardı. Kız diyor ki öğretmen bana ters konuştu. Gururum incindi. <laughs> Çok farklı alemdeler abi. Şimdi dedik ya işte Greta çıkıyor. How dare you diyor. Yok diyor karbon ayak izi yok bilmem ne. Ulan geçen gün trekkinge gittik şelalenin yanında. Barzo herif pet şişesini atmış ya. Herif pet şişesini yanına götürmekten aciz bir geri zekalı ya. Sen şey mi diyeceksin karbon ayak izi? Dayı. Efendim bilader. Dayı karbon ayak izine dikkat ediyorsun değil mi bak? Böyle çok fazla sıkma deodorant. Dışarıdayken çok fazla How dare you dayı Ne diyor amına koyayım lan Küfür mü ediyorsun lan sen bana Karbon ayak izi marbon ayak izi Babandır lan o karbon ayak izi Bışığı tak <laughs> Geçen arkadaşlarla onu konuştuk işte ya Şelal'in yanına oturmaya Ey herifler pet... Yani pet şişini alırsın ya Hani sırada ne var diyeceğim Buzdolabı mı atıyorsun diyeceğim ama Buzdolabı atanı da gördük biz Bir tane uçurum var Uçurumdan aşağıya ne kadar hurda varsa atıyorlar Niye atıyorlar ben de bilmiyorum Buzdolapları, yataklar, bilmem neler, kanepeler. Uçurumla aşağısı onlarla dolu. Uçurumla aşağı düşsen ölmezsin yani. Yatakların, kanepelerin üstüne düşersin. İşte onlar yani. Onlar işte öğretmen ters konuştu, gururum incindi. Ondan sonra onlar genelde zaten yurt dışına gidiyorlar. Süper rahat hayatlar. Süper rahat hayatlar olduğu için işte şeyi tartışıyorlar. Kaç tane cinsiyet olsun? Üç cinsiyet yetmez, 8 cinsiyet. Abi sonsuz cinsiyet olsun. Herkesin, herkes cinsiyetini kendi belirlesin. Benim cinsiyetim Efe cinsiyeti olsun bunu tartışıyorlar falan. Onlar için bu önemli. Oscar'lara çıkarlar. İşte dünyanın en önemli şeyi vegan beslenmeliyiz artık. Falan. E o insanlar o insanların Türkiye'de yaşanan politik olayları bilmelerine imkan yok. İmkan yok ya. Onlar bakıyorlar şu kadar yani onların kafasındaki. Bakıyorlar abi işte AKP dinci tamam. O zaman öteki tarafta tamam bunlar iyi. E zaten adamlar Avrupa'da yaşadıkları için Avrupa'da zaten bizi faşist, işte HDP, PKK tayfasında onlar özgürlük savaşçısı bilmem ne olarak gösteriyorlar. Bizim bildiklerimizi, bizim konuştuklarımız olayları söylemiyorlar. Bunların tarikatlaşmalarını söylemiyorlar. Bazı şeyler söylemiyor. Bak arkadaş da gene. O paylaşım yapan arkadaş Mahir Gra O da canın istediğini söyle, canın istemediğini söylemiyor. Allah bereket versin. Ve yine göreceksiniz tehditler, linçler, küfürler gene senin evini bulacağızlar. Yok işte fotoğraf paylaşmalar bilmem neler aileme böyle saldırmalar. Peki ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben sadece gerçekleri söyledim değil mi? Ben sadece bu, bu yayında ne yaptım abi? Sadece gerçekleri söyledim. Ama nasıl çıldıracaklar göreceksiniz. Ama faşist bizmişiz. Gerçekleri konuşan faşist. Tehdit eden, linç eden nasıl oluyorsa özgürlüksü. Demokrasi, özgürlük, kardeşlik yanlısı. Harbiden de bunu düşünen. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Tarikatın birkaç tane özelliği vardır ya. O birkaç özelliğinden bir tanesi de budur. Kendi kendilerine evet işte demokrasi bizden sorulur. Biz demokratiyiz. Biz özgürlük istiyoruz. Biz kardeşlik istiyoruz. Biz barış istiyoruz. Bizi eleştiren herkes demokrasiye karşıdır. Faşistlerler. o yüzden hepsini susturabiliriz. Neden? Çünkü biz özgürlüğü istiyoruz. Özgürlüğü istediğimiz için bize karşı olan herkesi susturabiliriz. Mantıklı geldi mi? Şimdi ne olacak arkadaşlar? Şimdi mesela şu olay işte bu etiket şovu mesela. Bu etiket şovu oylarda bir değişiklik olmayacak. Bir değişiklik yapmayacak. Hatta işte bu etiketi söyleyen işte bu muhalif kim biliyor musunuz falan diye yandaş televizyonlar çıkacak bu paylaşımları gösterecek falan. Ama yabancı medyada yabancı medyada sadece şu olacak abi. Yabancı medyada bir vatandaş etiket paylaştığı için işte tutuklandı. Bu kalacak. Ondan sonra seneler seneler sonra bize diyecekler faşist TC belki de Kürt vatandaş derler. Faşist TC Kürt vatandaşları etiket paylaşıyor diye içerilerde zindanlara at. Bu arada arkadaş çıkmış dışarıya. Herhalde yani. Biz senelerdir hukuk mücadelesi veriyoruz. Bizim arkamızda olmadı basın. Neden acaba biz yabancı basına falan neden yansımadık? Az önce diyorum ya bütün ailemi tehdit ediyorlar. Ondan sonra işte fotoğraf paylaşıyorlar. Bak diyorlar senin evini bulduk bilmem ne ve sürekli devam ediyor bu. Bu taciz sürekli devam ediyor. Bir kere olan iki kere olan bir şey değil. Ama kimse konuşmaz bunu. Gene faşist biz oluruz. Ama işte Selahattin Demirtaş'ın karısına hiç önemli olmayan random birisi böyle. Gene AKP'nin içinden ama hiç önemli olmayan random birisi böyle laf dokundur. O sen işte kocan da içeride sana da erkek lazım falan. Uuu. Havaya uçar basın. Basın havaya uçar. Hashtagler bilmem neler. Ya şeye çok üzülüyorum işte abi. Ben mesela Harbi'den şey yapacaktım. Mansur Yavaş'ın aday olmasını ümit ediyordum ben. Harbi'den kafamda böyle listelemiştim. AKP ile ilgili videolar. Listelemiştim abi. 1. Neden fakirsiniz? İnsanlar, bütün insan AKP'lilere yönelik. Neden fakirsiniz? 2. Bunlar milliyetçilik diyor ama acaba gerçekten bunlar milliyetçi mi? Sonra geçmişte yaşanan olayları, geçmişte söylenenleri, yapılanları anlatan videolar. Ondan sonra işte bir sürü bir sürü bir sürü böyle ya bir sürü değil de 3-4 tane böyle video serisi. insanlara seyrettirmeniz için ama 6 Mart'ta çöpe gitti. 6 Mart'ta çöpe gitti abi. Çöp oldu hepsi. Selman yargı bağımsız olsun istiyoruz. O yüzden Demirtaş Kavala serbest kalsın demiş. Evet çok saçma bir şey ya. Çok saçma bir şey. Yargı bağımsızsa tepedeki adam nasıl serbest bırakacak? Biraz düşün bunu. Biraz düşün bunu bro. Biraz düşün bunu. Ya bak diyorum ya yani bu kadar loser olunmaz ya bu kadar loser olunmaz. Çık de ki bak abi sen HDP'lerin gönlünü mü almak istiyorsun? Onlar şey diyor Kürt seçmen bilmem HDP'nin gönlünü mü al? De ki en azından şunda ya yargının bağımsızlığını savunuyoruz falan böyle bir şey de. Yargı gerçek anlamda bağımsız olacak falan de. Sen zaten dolaylı olarak onu kastetmiş olursun. Çünkü bizim gibi adamları da ondan eleştiriyorlar ya. Ama diyorlar işte Selahattin Demirtaş'ın içeride olması Haksız ya işte kavalanın içeride olması haksız. Seversin sevmezsin ama haksız. Hukuken haklı değil. Hak... Abi haklı değil haksız geçtim sen gene sal. Sen eğer hukuken dışarıda olmasını düşünüyorsan başa gelince gene yap onu. Bunu neden sürekli konuşup duruyorsun? Bu kadar kafaları çalışmıyor ya. Ya diyorum ya adamlar sadece şey derdinde. Yani muhalefeti ele geçirelim. Bir de hep bizim istediğimiz olsun. Ya 250 gram kafanız çalışsa şunu dersiniz lan biz muhalefet işte Atatürkçüler var şu var şu var şu var hepsinin istediği bir şeyleri yapalım hepsinin istediklerini yapalım yok diyorum ya size bunlarla mangal partisine çıkılmaz ya bırak parti ittifakı kurmayı mangal partisi yapılmaz bunlarla bu yüzden işte bu yüzden sıçar batırırlar çünkü mangal partisinde sıçar batırırlar hep bizim istediğimiz olacak at semaatist derneğinde var diyor kerınlar hep bizim dediğimiz olacak. Yüzde bizim dediğimiz olacak. Bizim dediğimiz yoksa sağcısın sen. Berke Bekdemir. Abi esas bokta olan da bu şekilde her şeyin farkında olup da bir şeyleri değiştiremeyeceğimizi bilmemiz. Aynen. O yüzden diyorum ya yani ben en azından şu anda empatisizliği tercih ediyorum. Yoksa kafayı yerim yani. Çıldırırım yani. Empatisizliği tercih ediyorum abi. Şu an benim için dünyada önemli olan insanlar. Ben ve benim gibi düşünen insanlar. E ne yapayım? benim gibi düşünen işte sizler arkadaşlar. Tanıdıklarım, eşim, dostum vesaire. Bunlar abi benim için önemli olanlar. Ha illa Türk olmasına da gerek yok. Diyorum ya ben yabancı insanlarla sürekli yayın açmaya çalışıyorum. Yakında gelecek bu arada. Ayarlıyoruz. Başka yabancı YouTuber'larla programlar. Çok fazla seyredilmiyor ama benim için önemli şeyler. Bizim kafadaki insanlar, benim için önemli olan insanlar bu kadar abi. Diğerleri benim için arka plan, hayalet. Çünkü çıldırırsın kafayı yersin ya Yani sen yolda yürürken kaldırma sigarasını fırlatan izmaritini fırlatan adamı gerçek insandan sayarsan yaşayamazsın yani çıldırırsın Ya da şu gerçeği fark edersen sen bir tımarhanenin içine doğmuşsun insanlık olarak yani Ülkeden bahsetmiyorum insanlık olarak sen bir tımarhanenin içine doğmuşsun ve deli olmayan tek tük insandan birisin Hatta ilk başta deli olmayan tek insan benim sanıyorsun Sonra sonra diğer insanları keşfediyorsun. Ve çoğunluk deli olduğu için seni gördükleri zaman seni deli sanıyorlar onlar. Çünkü onlara göre onların yaptığı hareketler normal. Yani biraz daha çıldırmak istiyorsanız şeyi düşünün arkadaşlar. Koca koca insan. Hani bize diyorlar ya belki de anormal sizsiniz. Öyle mi kanka? Öyle mi kanka? Belki de anormal ben miyim? Koca koca eşek kadar eşek kadar insanların yaptıkları muhabbetlere bak. İnandıkları şeylere bak. Koca koca insanlar ne bileyim CNN Türkiye çıkıp da böyle 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 seccadeye bastı falan diye böyle saatlerce konuşuyorlar. Önemli bir şey anlatıyorlarmış gibi. Sanki adam atomu parçalıyor orada. Şimdi sen bunu normal insandan sayarsan çıldırırsın yani. Bu benim gözümde insan normal insan değil. Bu benim gözümde arka plan. Yoksa çıldırırsın. Hani şey diyorlar ya işte herkesin ulaşabileceği. Yok herkesin ulaşabileceği değil abi bazı insanların ulaşabileceği yere gideceksin orada kafanı dinleyeceksin abi. Keşke kendimize ait sitemiz olsa ne güzel olurdu. Ondan sonra şey ederlerdi. Tehlikeli ateist tarikatı. <laughs> abi bence senin yaşadıklarını herkes yaşamıştır ama çoğu insan dışlanmamak için çoğunluğu uyum sağlamaya çalışıyor. Evet o da var işte. Onu da düşünmek lazım. Yani çoğu insan normi diyoruz ya normi yani normal. Normal insan aktif değil. Hani aktif olarak mal insanlar var. Aktif olarak geri zekalı insanlar var. Aktif olarak bize düşmanlık yapan insanlar var. Ama çoğu insan öyle değil. Çoğu insan ben yüzde bin eminim ki şu dinin mantıksızlıklarını çoğu insan düşünüyor. Ama etraftan linç yememek için bir şey diyemiyor. Ya da şu kendi kendisini muhalefetin sözcüsü, muhalefetin, muhalefetin başı ilan eden, zorla kendi adayını getiren, kazanamayacak olsa bile zorla kendi adayını getiren ondan sonra da itiraz eden herkese saldıran, herkesi linçleyen kişilere millet laf edemiyor, korkuyor. İşte benim gibi tek tük adamlar laf ediyor. Laf edemiyor, korkuyor, aman diyor işte linç yemeyelim. Ama devir değişti. Artık şerefli insanlar da şerefsizler kadar cesaretli olmalı. Ve oluyor da, yavaş yavaş oluyor. Çıkıp konuşalım arkadaşlar. Çıkıp konuşmamız lazım bunları. Herkes ne biliyorsa konuşsun. Korkmasın. Yazsın, çizsin, konuşsun. Hiçbir şey olmasa yazsın. Çıkıp konuşursanız daha iyi tabii. Akhenato Özlanıç İmamoğlu veya Yavaş olsa %100 kazanırdı net yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? 6 Mart'a kadar sen adayı yıpratmayalım gibi saçma sapan bir bahaneyle saçma sapan bir bahane o. Adayı söyleme. Son 2 ayda ondan sonra İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı bile seçsen orada bile zordu o iş. Bak o, o bile zordu. Evet biraz daha alırdı. Yani Mansur Yavaş diyelim mesela. Ya da İmamoğlu diyelim. Evet daha fazla alırdı. Daha fazla oy alırdı. Ama o zaman bile zordu. Neden zordu? Yani son iki ayda sadece adayı göstermek değil. Neler yaptığın da önemli çünkü. Dediğim gibi söylenecek çok şey var ama şu anda söylemeye gerek yok. Belki biz bilmiyoruzdur abi. Belki Kılıçdaroğlu harbiden kazanır. O zaman da deriz ki evet bu durumda neler yapılacak. Deriz ki evet bizim bilmediğimiz bir şey varmış. Biz bilmiyormuşuz bu işi. Olabilir abi. Herkes her şeyi bilecek diye bir kural yok. Hepimiz insanız burada yani. Evet. Operadaki hayalet. Evet, benim altı partiden desteklediğim tek kişi Mansur Yavaş'tı demiş. Benim cumhurbaşkanı olabilecek kapasiteye sahip olarak gördüğüm tek kişi Mansur Yavaş'tı. Kazanabilecek tek kişi değil. İmamoğlu da belki kazanabilirdi. Ama o makama sahip olacak kapasitesi olan benim gördüğüm tek kişi Mansur Yavaş'tı. Ve eğer ki Mansur Yavaş'ı aday yapsalardı, adam gibi de çalışsalardı, saçma sapan işte Selahattin Demirtaş Kavala diyeceklerini gerçekten çalışsalardı. Çalışma yapsalardı ve Mansur Yavaş kazansaydı şu anda ülke bayağı uçardı. Çok çok düzelirdi yani. Gerçekten düzelirdi. Ama Kılıçdaroğlu'nun menfaati için bunu çöpe attılar abi. Bunu çöpe attılar. Şimdi kazansa ne olur kazanmasa ne olur. Aslında arkadaşlar hani ben susayım diyordum. Çünkü biz konuştukça hep bize diyorlar. İşte siz konuşuyorsunuz eleştiriyorsunuz. O yüzden eğer kaybedersek sizin yüzünüzden falan. İç konuşmaya aslında yani mümkün olduğu kadar susayım diyorum. Aslında söylenecek o kadar çok şey var ki. Ama diyorum ya mümkün olduğu kadar susmaya çalışacağım. Olan daha bir aydan fazla var yani. Nasıl susacağız bilmiyorum. Bugün insanları iyi çıldırttık abi. İyi gece herkese.